Aslı SK adlı arkadaşımız Naked için 1000 TL güneş vizörlü kask önerisi istemiş bizden. Yan tarafta paylaşacağım ve tek tek bu kaskları tanıtacağım zaten. Diğer tanıttığım bir tane videoda zaten hani bunları giymiştim. O videoyu da hemen yan tarafa koyacağım görebilin diye. Şimdi iki tane öneriyi getireyim. Bir tanesi Next SX100. Bu kaskı daha önceden tanıtmıştım. Zaten yan tarafta giyilmiş halini gösteriyorum. SX100'ün nasıl bir özelliği var? A sınıfı polikarbon bir yapıya sahip. Aynı zamanda iç tarafı kauçuklu bir yapıya sahip olduğu için dış tarafı özel güvenliği sayesinde dayanıklı kasklardan birisi haline getirilmişler. Kademeli açılan bir tane ön cam var. Geniş bakış açısı gerçekten güzel. Burun pedi var, çene pedi var. Mikrometrik bir tane bağlantıya sahip. Ve pedleri gerçekten çok rahat ve hani kafanıza oturduğu zaman da gerçekten hani boynunuzu da kafanızı da çok iyi saracak şekilde yapılmış. İç tarafı da gerçekten güzel. Giyerek de zaten gösterdim. Diğer özelliklerine hemen geçeyim. Tabii ki bir güneş vizörü var. Güneş vizörünün yan tarafta da gösterdim. Şöyle açıp kapatayım. Şöyle daha rahat belli olur belki. Üst tarafında ilk önce ön tarafında tabii hava kanalı var. Şu ön tarafındaki hava kanalını açtığınız zaman iç tarafındaki cam, camın hemen dibinde bulunan 6 tane hava kanalı iç cama özellikle hani rüzgar üfleyerek buharlanmasını engelliyor. Pin lock bağlantısı zaten burada hazır şekilde duruyor. Üst tarafında da şöyle elle idare edilebilir hava kanalı var. Arka tarafında da hava çıkış kanalları var. Şu kısımda güneş vizörünü indirip kaldırmak için. Hemen şöyle tekrar göstereyim onu. Güneş vizörünü şöyle indirip kaldırmak için zaten yapılmış. Şu kısımlarında, şu alt kısımlarında plastik çıkıntılara sahip. Bunlar sarsılmasını engellemek için kafanızda sağa sola rüzgardan dolayı sarsılmasını tamamen engelleyecek şekilde yapılmış. Şu kısmında intercom için özel bir tane boşluğu var. Intercomunuzu buraya yerleştiriyorsunuz. Hani dışına takmak zorunda değilsiniz sonuçta. 1550 gramlık bir kask. ECE 2205 sertifikasına sahip ve bu benim kafama giydiğim, yan tarafta da gösterdiğim M beden. Siz de kafa ölçünüze göre bakmak istiyorsanız ürünlerin hemen altında beden tablosu yazan bir tane ufak ölçü rehberi bulacaksınız. Ona bastığınızda kafa ölçünüze göre large mı, medium mu, XS mi, S mi ne almanız gerekiyorsa oradan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu kaskın özellikleri bu kadar. Hani Naked için gerçekten güzel bir kask. Bir önerim daha var, onu da göstereceğim. Diğer önerim de Kaberk Stunt. Kaberk Stunt'ı daha önceden tanıtmıştım. Yan tarafta giyerek tekrar gösterdim. Özellikle hani bu kask gerçekten iyi kasklardan bir tanesi. Şöyle diyeyim. Bu Blade diye geçiyor. Kaberk Stunt Blade diye geçiyor. Geniş bir bakış açısı var. Zaten şuradan baktığınız zaman hem iç pedlerinin ne kadar iyi yapıldığını, işte burun pedini, çene pedini görebilirsiniz. Şurada mikrometrik bir tane bağlantısı var. Mikrometrik bağlantısında mikrometrik 2 diye geçiyor tahminen bu. Çünkü demir yapılmış. İç pedleri gerçekten iyi yapılmış ve bunun mesela ağırlığı 1450 gram. Yani Nexus 100'den 100 gram daha düşük. ECE 2205 sertifikasına sahip olması gerekiyor. Arkasında yazmadığı için böyle sahip olması gerekiyor diyorum. Şu arka tarafında şu kısmında güneş vizörünü indirip kaldırabileceğiniz yer var. Üst tarafında, şu ön tarafında özellikle iyi bir havalandırma kanalı var. Şöyle diyeyim. Şunun üst tarafında da şöyle elle idare edilebilir. 3 tane hava kanalı var. Şu kısmında da, şu kısmında da ve arka tarafında hava çıkış kanalı var. Spoiler'da hani kafanızın sarsılmasını engelleyecektir. Kaberk Stunt'ın diğer Next SX100'den bir farkı şu kısımlarında tekrar havalandırma deliklerinin olması, hava geçirgen olmasını sağlaması. Bu kaskta, diğer Next SX100'de gerçekten sessiz kasklardır ama hani ne kadar bir süratte, ne kadar bir sessizliğe sahip onu tam olarak bilmiyorum. Onu hani söylemeden geçmeyeyim. Kaberk Stunt kullanmış arkadaşlarınızdan o detayları alabilirsiniz. Şu kısımlarında da tabii ki şu camını açma özellikle butonları var. Şöyle açtığınız zaman zaten şurada pin locklarını görüyorsunuz. Açtığınız zaman güneş vizörünü de göstereyim. Şuradan inip kalkarken onu da göstereyim.
Ve bunun detayları da bu kadar. Kırmızısı olduğu gibi, diğerinin de hani renklerinin olduğu gibi bunun da tabii ki var. İşte bunun sarısı var, beyazı var, o gibi renkleri var. Onlara bakıp alabilirsin Aslı. Bendeki bilgiler bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Linklerini aşağıya ekleyeceğim. Açıklama kısmında detaylarını bulabilirsin. İyi sürüşler.